Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sunar. Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte çok önemli bir konu öğreneceğiz arkadaşlar. LGS'de de mutlaka gelmesini beklediğimiz bir konu. Saltanattan milli egemenliğe konusunu öğreneceğiz. Öncelikle sana şunu soruyorum Tonguç'um. Milli bağımsızlık neydi? Milli egemenlik neydi? Milli bağımsızlık ülkeyi kurtarmak. Milli egemenlik ise ülkeyi halkın yönetmesi. Harikasın. O zaman sana tekrar şu soruyu da sormak istiyorum. Saltanatın kaldırılması neyle alakalı? Milli egemenlikle alakalı. Mükemmelsin. Niye? Çünkü halkın ülkeyi yönetmesi yani padişahlık bitiyor yerine milli egemenlik geliyor. Tabi biz Padişahlığı normalde çok seviyoruz. Osmanlı padişahları gerçekten bizim gururumuz. Fakat Lozan Konferansı'na çağırırken itiraf devletleri hem padişahı hem de TBMM hükümetini beraber çağırmaya çalışıyorlar. O yüzden de ikilik çıkarmaya çalışıyorlar. Yoksa padişahlık Osmanlı döneminde gerçekten mükemmel bir sistemdi. Son dönemlerde artık yavaş yavaş saltanat sistemi meşrutiyete geçmişti. 150 halk 150 padişah yönetiyordu. Sonrasında da Kurtuluş Savaşı'nda Meclis açılmıştı. Meclis nerede açılmıştı Tonguç Elan'ın benim? Ankara'da açıldı. Harikasın. Peki meclis niçin açılmıştı? Ulusal egemenlik sağlamak için. Mükemmelsin. Tebrik ediyorum seni. Şimdi işte biz bak Birinci Dünya Savaşı başlıyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan biz yenik çıkıyoruz. İtilaf devletleri bizi 7-24 işgal ettikleri Mondros Ateşkesi'ni imzalatıyor. Sonrasında işgaller başlayınca biz milli mücadeleye başlatıyoruz. Yani işte Havza Genelgesi, Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, Amasya Görüşmeleri, Misak-ı Milli, TBMM'nin açılması, işte TBMM'nin açılması milli egemenlikle alakalı. Sonrasında kurtuluş savaşını yapıyoruz. Doğuda Ermenilerle, güneyde Fransızlar ve Ermenilerle, batıda Yunanlarla mücadele ediyoruz. Ve onların hepsini denize döküyoruz. Sonrasında da kurtuluş savaşının askeri kısmı bitiyor ve... Diplomatik kısmı başlıyor. Yani Mudanya ateşkesi geliyor. Ardından da bizi Lozan'a çağırıyorlar. Fakat Lozan'a çağırdıkları zaman böyle ikililik çıkarmaya çalışıyorlar. Yani hem bizi çağırıyorlar hem de Osmanlı padişahını çağırmaya çalışıyorlar. Yani böylece saltanat hükümetini de çağırarak bir karışıklık çıkarmaya çalışıyorlar. Fakat zaten padişah ve Saltanat Şurası milletin gerçek temsilcisinin Mustafa Kemal ve ekibinin açtığı TBMM olduğunu, Türkiye Büyük Meclisi olduğunu kabul etmişti zaten. Dolayısıyla Londra Konferansı'nda milletin esas temsilcisi onlardır demişlerdi. Dolayısıyla bir daha ikilik çıkarırız acaba Lozan'da biraz daha bir şey koparabilir miyiz diye düşünüyorlar. Biz de Lozan'a giderken Saltanat'ı 1 Kasım 1920'de kaldırıyoruz. Dolayısıyla bak 1. Dünya Savaşı 1918'de bitiyor. Mondros 1918'de, Kurtuluş Savaşı 1918 ile 1922 arasında, ardından ardından 1922'den 23'e kadar biz Lozan'a gidene kadar 1922'de saltanat kaldırıyor. Sonra da Lozan'a gideceğiz. Ardından da Cumhuriyet'i ilan edeceğiz. 29 Ekim 1923'te. Peki Cumhuriyet'in ilanı ile alakalı Tonguç Eladın benim? Milli egemenlikle alakalı. Mükemmelsin, harikasın. Konuyu net bir şekilde anladın. Şimdi o zaman saltanat nedir? Milli mücadelemde neden kaldırıldı? 1 Kasım 1922'de neden kaldırıldı? Bunların her birini gel ve sonuçlarını güzel bir şekilde öğrenelim. O zaman e, intromuz girsin. Ardından dersimiz başlasın. Hadi bakalım. LGS ilk tekrar kampı başlıyor. 8. sınıfın tüm derslerini ilk tekrar kampında tekrar ediyoruz. İkinci döneme eksiksiz başlıyoruz. Ayrıca ilk tekrar kampına özel 3 farklı kaynak ve adım adım seni yönlendirecek kamp programı LGS ilk tekrar setinin içerisinde. Sana en yakın Tonguç kitapçısı ve tonguçmağaza.com'da bulabilirsin. Tonguç 8. sınıf kanalında 22 Ocak'ta başlayacak bu müthiş kampa sen de katıl. Evet Tonguç'um LGS ilk tekrar programımıza pazartesi günü başlıyor mükemmel bir şekilde. LGS ilk tekrar setini almayı ve kampa katılmayı unutma. LGS'nin konularının önemli bir kısmı birinci dönemden çıkıyor. O yüzden birinci dönemi iyi tekrar etmemiz çok çok önemli diyoruz. Ve padişahlarımızı saygıyla, hürmetle uğurladıktan sonra Osmanlı Devleti'nin fiilen sona erdiği Mondros... Hukuken sona erdi Mudanya ki buradan LGS'de soru geldi arkadaşlar yine gelebilir. Ve saltanatın kaldırılması Osmanlı Devleti resmen sona eriyor. Şimdi birincisi saltanat nedir ona bakalım. Saltanat nedir Tonguç Elhan'ım benim? Bilemedim hocam. Elhan'ım saltanat beni anlatıyorsunuz bilemedim saltanat babadan oğula geçen monarşik yönetim. Yani Osmanlı padişahları hep babadan oğula yönetiliyordu. Yani ilk başta Ertuğrul Gazi vardı. Diriliş Ertuğrul demiştik. Sonrası onun oğlu Osman, onun oğlu Orhan, onun oğlu Birinci Murat. Zaten Osman Gazi kurduğu için devleti biz Osmanlı devletleri biz Osmanlı'ya. Yani eğer Orhan Gazi kursaydı Orhanlı devletler. Birinci Murat, Yıldırım, Mehmet Çelebi, Murat, Fatih, Sultan Mehmet. Beyazıt, Yavuz Sultan Selim Kanuni resmen muhteşem bir padişahlarla Osmanlı Devleti mükemmel bir şekilde yönetildi. Ama son dönemlerde Batı'ya uyum sağlayamayınca ve aynı zamanda artık meşruti yönetimler gelmeye başladı. Mesela Fransa itilenden sonra halk yönetime katılmaya başlamıştı. Dolayısıyla babadan ola geçen monarşik yönetim doğru değildi. Peki Kurtuluş Savaşı döneminde neden kaldırmadı Mustafa Kemal? Çünkü Kurtuluş Savaşı sırasında Mustafa Kemal Türk dese ki arkadaşlar saltanat kaldırıyoruz dese bu sırada Havza Genelgesi'ne, Amasya Genelgesi'ne, Erzurum Kongresi'ne, Sivas Kongresi'ne ona destek verenler ya bir dakika ya ne oluyor ya bir dakika niye saltanat kaldırıyorsun diyebilirler. Kurtuluş Savaşı'na niye destek verenler niye bunu yapıyorsun diyebilirler. O yüzden amaç önce düşmanı ortadan kaldırmak. Yani amaç önce milli bağımsızlık. Ulusal birlik ve beraberlik için ve milli bağımsızlığı sağlamak için milli bir mücadele döneminde kaldırılmıyor. Ama 1 Kasım 1922'de kaldırılıyor. Neden? Çünkü Lozan'da hem bizi çağırıyorlar hem de saltanat çağırıyorlar. Bunun benzerini Londra konferansı yapmışlardı. Londra konferansı hatırlarsan Batı cephesinde birinci ünlü zaferinden sonra bizi Londra'ya çağırmışlardı. Biz işte katılmıştık. Neden? Çünkü işte onlar e, barışa yanaşmıyorlar sadece savaşıyorlar demesinler diye. Misak-ı Milli Dünya Kamuoyuna duyurmak için ikililikle çıkarsalar gitmiştik. Ama orada çok şükür ki saltanatın temsilcisi Türk milletinin gerçek temsilcisi TBMM'dir demiştim. Yani Lozan'da da ikilik çıkabileceği için ve ulusal egemenliğe ters olduğu için biz Lozan'dan önce saltanatı kaldırıyoruz. Bak ...saltanat kaldırılıyor, Lozan'a gidiyoruz, sonra da Cumhuriyet'i ilerledirecek Tonguç Eladim benim. Peki saltanatın kaldırılmasının sonuçlarına bakalım. Birincisi, Osmanlı Devleti resmen sona erdi. Bak burası LGS sorulduğu için bir kez daha söylüyorum. Osmanlı Devleti fiilen Mondros Ateşkesi ile sona eriyor. Mondros Ateşkesi ile bizleri nasıl işgal ediyorlar Tonguç Eladim benim? 7 gün 24 saat. Harikasın, harik. 7 gün 24 saat bizleri işgaller açık hale getiriyorlar. Sonrasında biz milli mücadeleyi veriyoruz... Birlik ve beraberlikle toplanıyoruz. Kurtuluş Savaşı'nı yapıyoruz. Ardından da Osmanlı Devleti Mudanya Ateşkesi'nde hukukken sona eriyor. Neden? Çünkü İstanbul ve Boğazlar TBMM'ye bırakılıyor. Yani bir kanunda bir anlaşmada e, Mudanya'da resmen TBMM'ye bırakıldı yazıyor. O zaman artık saltanat hukukken sona erdi. Resmen ise saltanatın kaldırılmasıyla sona erecek. Tamamen de Cumhuriyetin İran'dan sonra 3 Mart 1924'te halifeliğin kaldırılması var o zaman. Ama sen bu üçünü bilmen yeterli Tonguç Eylad'ım benim. Laiklik yoluna ilk adım atıldı. Çünkü dinle devlet içeri birbirinden ayrılıyor. Burada şu çok önemli bir şey Tonguç'um. Bak şimdi. Lozan anlaşmasına giderken saltanat kaldırılıyor ama halifelik kaldırılmıyor. Halifelik Cumhuriyet'in ilanından sonra kaldırılacak. Dolayısıyla Cumhuriyet ilan edildiğinde Mustafa Kemal Atatürk ilk cumhurbaşkanı. İsmet İnönü ilk başbakan. Abdülmecit Efendi de yani Vahdettin'in amcasının oğlu Abdülmecid Efendi halife oluyor. Dolayısıyla halifelik kaldırılmıyor. Lozan sırası halifelik var. Cumhuriyet'in ilanı sırasında halifelik var. Halifelik 3 Mart 1924'te kaldırılacak. Yani Mustafa Kemal Cumhurbaşkanı iken, İsmet İnönü Başbakan iken Abdülmecid Efendi halife. Ama sonradan kaldırılacak. Dolayısıyla din ve devlet işleri ayrıldığı için saltanatın kaldırılması layıklık yolunda da ilk adım kabul ediliyor Tonguç Elhan'da benim. Ve tabii ki de milli irade güçleniyor. O zaman saltanatın kaldırılması cumhuriyetçilik ilkesiyle alakalıdır diyebiliriz. Ve aynı zamanda layıklık ilkesiyle alakalıdır da diyebiliriz. Ve saltanatın kaldırılması milli bağımsızlık mıydı Tonguç Elhan'dım? Milli egemenlik miydi? Milli egemenlikle alakalı. Harikasın tebrik ediyorum seni. Milli egemenlik olduğunu çok güzel söyledin. Evet arkadaşlar dersimizi çok güzel bir şekilde öğrendik. Şimdi yapmanız gereken... Meydan okuma testine katılmak Tats uygulamasından. Burada zaten videomuzun kodu belli gördüğünüz gibi 8 sos 17'ye girdiğinizde konuyu çok güzel anlayabilirsiniz Hadi bakalım ödülü sorumuzu yapın yorumları yollayın Türkçe başlayacağız matematik fen inkılap, din İngilizce hepsini tekrar edeceğiz Ve ikinci döneme bomba gibi başlayacağız Hadi bakalım Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sundu